tek can yoldaşı kalemiydi. O küçücükken öldü annesi. Amcası onu yetimler evine götürdüğünde anladı ki ayrılığı da yalnızlığı da öğrenmesi gerek. Küçücük yüreği çok acı çekti. O da kelimelerin gücünde aradı huzuru, mutluluğu. Hüzün ve ölüm en yakın arkadaşı oldu yıllar yılı. Önce annesini, babasını, sonra bebeğini ardı ardı en yakın arkadaşlarını aldı ölüm. Yine de gülümsemeyi bildi hayatı Ali Kul Osmanov. Son günlerinde şöyle demişti. Ben Allah'ıma şükretmeliyim. Bir mum gibi erisem ne olur? Kimseye yalan söylemedim. Haram işler yapmadım. Kötülük yapmadım. Günah işlemedim. İnsanlar bana değer veriyor. Şairlik borcumu da ödedim. Bu dünyadan kimler geçti? Neden ölümden korkuyorum? Öbür dünyaya gitmem gerekiyor. Allah öyle istiyor. İnsana hayatı da ölümü de veren O. Ali Kul Osmanov 12 Aralık 1950 tarihinde Bişkek'te son nefesini verdiğinde henüz 35 yaşındaydı. Geride aşkı ve doğayı anlatan, emeği öven, insan ruhunun derinliklerine inen şiirler, en az bu şiirler kadar mükemmel çeviriler, tiyatro eserleri bıraktı. Bir de kendisinden sonraki kuşaklara örnek olacak dürüst bir hayat hikayesi.